Selamünaleyküm arkadaşlar. Orta seviye bir arşiv belgesi okuyacağız. Gördüğünüz üzere belgemiz bu. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şurada bir belge tahrif olmuş. Orada bir şey okuyamıyoruz. Devam ediyoruz. Kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veli-i nimetim, efendim. Şu yukarıda şu an ben de göremiyorum. Siz de göremiyorsunuz. Padişahım yazıyor. Metni kaydırmamak için. En sonunda göstereceğim arkadaşlar. Evet. Hilali evet. Recebil Ferdi. Hilali Recebil Ferdi. Recep ayının bir ismi de Fert arkadaşlar. Bir iki nefer kimesne. Bir iki nefer kimesne yani kişi iş bu salı gecesi badel grup yani gün batımından sonra kenar ufukta yani yüksekçe bir yerde mahalde rüyet etmeleriyle yani hilali görmüşler. Recep ayının başladığını bilmişler. Görmeleriyle diyor, rüyet etmeleriyle huzuru şerde yani gelip kadı huzurunda huzuru şerde eyledikleri şehadetleri evet eyledikleri şehadetleri makbule olduğuna binaen evet makbule olduğuna yani makbul olduğuna doğru olduğuna binaen yani özellikle şeriatta arkadaşlar en az iki tane şahit isteniyor erkeklerden. Burada da iki nefer istenmiş yani gelmiş. Biz ayı hilali gördük demişler ve onlar da tabii muteber kişi olmaları gerekiyor. Gelmişler yemin etmişler. Bu makbul olduğuna diyor dair binaen Gurre-i Recebil Fert. Gurre demek birinci gün demek arkadaşlar. Bir ayın ilk gününe gurre denir. Burada Recebil Fert demiş. Yani Recep ayının ilk günü. Yevmi Salı. Yani Salı günü. Yevmi Salı tamlamalı olduğuna Ba'del hüküm. Yani hüküm verildikten sonra iş bu. Sene-i mübareke Recebil Ferdi'nin iptida Cuma gecesi başlangıcı Cuma gecesi Leyle-i mübareke i regaib olmak. Salı günü. Recep girmiş ilk Cuma gecesi o zaman ne oluyor arkadaşlar? Regaib kandili oluyor. O zaman diyor ne diyor? Cuma gecesi yani Perşembe akşamında Regaib kandili olduğunu söylüyor. Leyle-i mübareke Regaib. Normal Regaib'tir. Ama bu tarzda hemzile olan kelimeler çokça ye ile yazıldığını görebiliyoruz. Mesela burada örnekte olduğu gibi regaib değil de regaib, sair değil de sair gibi yeğli yazılabiliyor arkadaşlar. Çokça arşivlerde karşımıza çıkıyor. Regaib olmak, iktiza itmeyin, leyle-i mezburede, tenvir, dide-i enam için, evet, tenvir, dide-i enam için, ruusu, minarat yani minare başlarında cevami ve mesacitte yani camilerde ve mescitlerde ruusu minarat cevami ve mesacitte ikadı kanadil yani kandillerin yakılması kanadil olunması hususunu havi İstanbul kadısı İstanbul kadısı mesela arkadaşlar ilk Osmanlı döneminde mübarek gecelere kandil gecesi denilmeye başlanmış. O gecelerde kandil yakmak adetiymiş. Ondan sonra bir güzel bir adetmiş yani. İnsanların nasıl gecesi o kandillerle aydınlanıyorsa, insanların bu geceleri idrak etmeleriyle hayatları da bir nevi nurlanıyor, feyizleniyor. Bu cihetle kandil gecesi dillere pelesenk olmuş adeta.
Yani herhangi bir şeyi yok. Kötü tarafı yok. Gayet yerinde bir ifade. Mühim olan burada ne anlaşılması. Kandil gecesi denilince hiç kimse affedersin Noel anlamıyoruz. Mübarek bir gece olduğunu anlıyoruz. Burada bir kelime ifade kullanıldığında akla ne geliyor? Önemli olan bu. Kandil gecesi denilince aklımıza mübarek geceler geliyor. Regaib, Berat gibi, Miraç gibi, Mevlid Kandili gibi kelimeler geliyor arkadaşlar. Evet, kadısı, İstanbul kadısı, efendi dairelerinin, efendi dairelerinin, yani burada dahi genelde dini makamda çalışan işte hocalar, kadılar, ondan sonra müftülerin zikredildiğinde onlar için kullanılıyor. Burada zaten kadı efendi dairelerinin geçmiş gönderdiği bir kıta ilamı manzuru şahaneleri bir kıta ilam özür bir kıta ilam manzuru şahaneleri buyurmak için huzuru hümayunlarına arz olunduğu ve ilamı mezkur mucibince Leyle-i Mübareke-i Merkume'de Leyle-i Mübareke-i Merkume'de Ru'usu Minarat, Cevami ve Mesacid'de İkad-ı Kanadil ile Tenvir Dide-i Müslimin Tenvir Dide-i Müslimin olunmak için Salatini İzam kayyım başlarına yani büyük camilerin baş müezzinlerine öyle diyelim kayınbaşlarına tembih olunacağı malum hümayunları buyurulduk emru ferman. Şimdi demin yukarıda zikretmedim yeri geldiği için burada hemen bahsedeyim. Şurası bir boştu arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorduk. Özellikle böyle arzlarda, arzu hallerde bir metin nasıl başlanıyorsa sonu da öyle şekilde bitiyor. Bakıyorsun burada emru ferman şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli, veli nimetim efendim, padişahım hazretlerinindir yazıyor. Bakıyorsunuz burada işte şevketli yukarıda yoktu. İşte bakıyorsunuz kerametli, mehabetli, kudretli, veli nimetim efendim, padişahım da en yukarıdaydı. Padişahım hazretlerinindir. Burada eksik ne? Şevketli. Yani burada o zaman ne diyoruz? Bu boşlukta şevketli var fakat kağıdımız tahrif olmuş. Burada şevketli yazıyor diyoruz. Şu kısım neydi? Emru ferman, şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli, veli nimetim efendim, padişahım hazretlerinindir. Evet belgemiz buydu. Bir de en son Hatt-ı Hümayun'dan bakalım padişahımız ne demiş. Tabi bununla beraber ne demiştik? Şurada padişahım efendimden sonra padişahım burada yazıyor. Niye en tepeye yazmış? Çünkü padişah makamı en üst beşeriyet olarak haliyle en üst makama yazılmış. Ama ondan da üstün kim var? Allah var. O da tepenin en tepesine arkadaşlar yazılmış ve ortaya yazılmış. Bu hu ya da hüve okuyoruz. Besmele'nin kodu. Bismillahirrahmanirrahim'in kodu. Direkt ben besmele şeklinde de okuyabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten ya da hüve ya da hu okuyabiliriz. Bununla ilgili daha önceki derslerimizin birinde paylaşmıştım. Bunların yazılış kuralları var. Arkadaşlar şu işaret besmelenin kodudur diye ifade edilir. Hatt-ı Hümayun'da ne yazıyor? Evet çevirelim. Cenab-ı Bari mize, Cenab-ı Bari mize ve cemii ümmeti Muhammed'e mübarek eyleye amin. Padişah böyle bir not düşmüş. Cenab-ı Bari mize ve cemii çok özür diliyorum arkadaşlar. Tabii ki şu an tersten okumaya çalışıyorum. Cenab-ı Bari yani Cenab-ı Hak, Cenab-ı Bari bize ve cemii ümmeti Muhammed'e, bütün ümmeti Muhammed'e mübarek eyliğe amin. Tekrar okuyayım. Cenab-ı Bari bize ve cemii ümmeti Muhammed'e mübarek eyliğe amin. Evet dersimiz bitti. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.